işte 2005, 2006 İstiklal'de yürüyüş yapıldı. Gece yürüyüşü. Görüntümüz var. O zaman da işte slogan atarken sekiyorum yani. Bugün nasıl sekiyorsam aynı şekilde ve zıplayarak slogan atıyorum. 15-16 yaşında falanım herhalde. Aile değil kadınız, feminist isyandayız. Bir kere çok mutlu hissediyorum. Bir coşku oluyor. Böyle bir süslenmek, bir hazırlanmak, işte feminemi takmak falan, böyle bir coşkuyla çıkıyorum evden ve orada o sloganları atarken kendimden geçiyorum. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. İnanırsa inanın özgürlük. Yani götenek me hafar çiğdibi. Yani hiçte adar işi bu me işi bu azadi ajini, jinciyan azadi, hamu gelanra ko em derken. Yani kelecan ekmeği ku emwe roji çıkas beharken evan kadan em evkas mer u devlet paşva gavda veji. Yani emwe coşi beharken hiçte adarın. 2003 senesinde birkaç kadının, belki bir avuç kadının birlikte başlattığı bu gece yürüyüşü artık akın akın binlerce kadına ulaştı. Ses çıkar! Sokaktaki alanımız da daralıyor. Yani işte şey için, yani haklarımız için, hayatlarımız için, özgürlüğümüz için mücadele ettiğimiz en önemli yerlerden biri sokak. Ve o alan daraldıkça aslında böyle şey de daralıyor. Sanki nefes alamaz gibi hissediyorsun. Zaten var olan bir saldırı var senin mevcut haklarına ve onlara karşı bir savunma hattına sıkışıyorsun. Ve o savunma hattında, yani baktığın zaman işte 2000'lerin başında falan işte TCK'yı değiştirmek için mücadele ediyorlar, ne bileyim medeni kanunu değiştirmek için mücadele ediyorlar. Bir dolu olmayan, yani kadınların elinde işte mevcut olmayan hakları ve işte özgürlükleri elde etmek için mücadele ediyor feministler. Mevcut yasalardaki noktaları eleştirmek, eksikliklerin giderilmesini talep etmek noktasından çok uzağa düştük. Beni en çok rahatsız eden husus bu aslında. Elimizdeki mevcut düzenlemeleri korumak için uğraşıyoruz son 10 yıldır. Ha tevgerejinan hamul hember ve rejima ku dıxazın mayinde bekim. Yani veki evin Türkiye. Gotinin xwe li gorî rejimê dike. Mesela wexta ku hemû sazî dezgehên me wekî kejay hat girtin, me got di nava em bêjin pêlavên nijaperest da em careke din xwe rêxistin dikin. Yani ti car gotinên me li gorî êrîşan tên guhêrtin. Mesela wê demê işte derbe bibû, em bêjin hemû sazî hatibûn girtin. Wexta ku me teja ava kir, me got ku em li hember derbayan خوار رخستن دکم. بر رخستنی ام جوکا دموکراتیک آواز کن. اما لگوری ایری شانجی پیفته گوهرتن. Erkek şiddetine karşı koyarak hayatlarını ve barışı savunan feministlerin artan sayısı ve kararlılığı bizi feminist mücadelemizin geri dönüşü olmadığına bir kez daha ikna etti. Yaşasın! Feminist mücadelemiz! Eşitiz! Bunu anlayacaklar, anlayana kadar İstanbul Sözleşmesi yaşasın. 6284 yaşasın. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin karalama kampanyalarına göz yumanlar, kadın cinayetlerinin, nefret cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, göçmen, mülteci kadınlara dönük saldırıların suç ortağıdır. AKP'nin kadın meselesine bakış açısı böyle hani doğrusal bir çizgide ilerlemiyor. İşte 2011'de Kadın ve Aileden Sonra Devlet Bakanlığı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dönüştürülmesi ve aslında böyle aile dolayımı olmadan kadınlara dair politika üretmeyi zaten gündemimize bile almıyoruz diyen bir şey, an o yani. Ve bu gerçekleştiğinde sene 2011. Yani aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı sene. Sözleşme çok çok akılcıl ve gerçekten erkek şiddetiyle mücadele etmek istiyorsan bu yol haritasını uygula diyen bir düzenleme. Öncelikle diyor ki şiddetin ortaya çıkamayacağı bir toplum tahayyülünü kur ve onun için uğraş. Katliamın kulser jinan hatın meşandın de peymana İstanbul'e de devlet bu kadar bir persiyare. Yani hem de dema açtı da hem de dema
şer da heke derbastar bi evana hemû barek ile devletê dikin. Yani de alî dixaze peymana Stambolê ji holê rake yek ji bo rejima wî eweke bariyereke rake yek jî ji bo nasname û bawerî û ji bo dinamîkên jinan jî bariyereke ku wey rake de hîn rahatir rejima xwe ava bike. Ülkede ne musibet varsa İstanbul Sözleşmesi'nden bilinir hale gelindi. 2014 Ağustos'undan beri hayatımızda olan bir düzenleme. Anayasa madde 90 çerçevesinde yasa hükmünde. Yani medeni kanun neyse o da o. Önceki yıllarda biz buraya gelip haykırabiliyorduk. Şimdi her yer kapalı. Dörtten beri giremedik buraya. Bir daral geldi yani. Her şeyden bir daral geldi. Kendimizi sokağa attık. Ama burada da daral geldi. Her yer kapalı. Yasaklar her zaman var. Engellemeler her zaman var. Ama biz her yıl buraya geliyoruz ve burayı dolduruyoruz. Yani yasak bizi zaten söken bir şey değil de. Devlet elini üzerimizden çeksin. Biz her şeyi kendimiz hallederiz. Üç kişinin bir araya gelmesini istemeyen bir muktedir var malum. Çok özetle baskıcı politikaları gittikçe artıyor. 2019 8 Mart gece yürüyüşüne kadar da aslında bir polisin herhangi bir ya da devletin herhangi bir engellemesiyle çok birebir karşılaşmıyorduk. Fakat 2019 8 Mart'ında işte kolluğun ciddi bir şekilde kadınlara saldırıları söz konusuydu. 17 yıldır yaptığımız feminist isyanımızı durdurabileceklerini zannediyorlar. Mümkün değil, kadınların isyanı durdurulamaz, kadınların isyanı bitmez. Bugün buraya yasakladıklarını sanıyorlar. Biz istiklalin dört bir yanını 8 Mart alanına çevirdik. Bundan sonra da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 2020'de biz bu yasağı daha ciddiye aldıklarını gördük. Yani bu sefer adeta bir işte 1 Mayıs gibi, gezi gibi bütün her yeri kuşatıp hani toplatmama, yani İstiklal Caddesi üzerinde hiç buluşturmama şeklinde bir yol izlendi. Ama ona rağmen gerçekten böyle kadınlar nerelerden fışkırdılar bilmiyorum ama o sıra servilerde böyle hani çok hızlı bir şekilde binlerce kadın toplandı. Kadın hareketi de bence sokakta ve güçlü olmasının sebeplerinden bir tanesi, bu etrafını örgütleyebildiği meşruiyet kalkanı, bir tanesi de direniş denen kelimeyi çok böyle sınırları keskin ve katı bir şekilde algılamaması. Yani yeri geldi mi o barikat arkasını dönüp yürüyebilmesi. Yeri geldi mi başka bir yöntem üretebilmesi. Bir bütünüyle Taksim'in bir anlamı var hala. Ama yani biz zaten bunu kabul etmiyoruz. Zaten buradan gitmiyoruz. Hani bu mekanı terk etmiyoruz. Ama bu mekanı terk etmemenin tek yolu işte o aynı bir kilometre değil sadece. Genel ahlak kimin ahlakı diye slogan attığın bir yerden, işte iffetsiz kadın sertifikası eylemi yaptığın bir yerden bugün en azından ortak sözü kurarken buna çok daha fazla dikkat ettiğin ve bunun sınırları olan bir şey kuruyorsun. Ama öte yandan da insanların tekil tekil insanların getirdiği şeyler de bir o kadar hani tam tersine oluyor. O yüzden de o yürüyüşü organize ederken sen sözünden kısıyorsun ama oraya gelen insanların sözünü sen zaten belirlemiyorsun. Dolayısıyla da o söz hani bütün radikalliğiyle de söyleniyor. Cinderella, gitme balaya, 8 Mart'ta haydi alaya. Feminist gece yürüyüşü çok önemli bir şey. 2019'dan beri oraya ilişkimiz saldırı olmuş da tesadüf değil. Gerçekten kadınların her kesimden bir araya geldiği, sözünü birlikte söylediği ve kendini güçlü hissettiği, birlikte güçlü olduğunu gördüğü ve gücünün farkında olduğu bir yürüyüş. Bir araya çabuk geliyoruz, birbirimizle dayanışıyoruz. En çok korkulan, muktedirlerin en çok korktuğu o örgütlülük hali kadınların her zaman hayatında çünkü. Bir taybet mesela, jin o embejin aktivist, o hamu habatev, karen jinan bençav kerin. Çıma işte evana dınav neyini kadar da bejme, işte ev terörün, heke hun biçin de sere ve bekeve beli, işte ev saziyana dıxaze de çav evanda buçuk bıxini, bey itibar bıke. Jubu erişen li ser rozayı
هم جنین ترکیجی مثلا میجن ل ترکیجی ل خودی درکتن جنین جهانی جی همیا فهم کرد که دولت دخازه قدر جنین تنگ بکی او جنان به چاره بکی اما جن جی درکتن گوتن ام نه به چاره نه ام هر دم خو جا آخه خواهی چه دکن یعنی جلی سازی و دزگه خواه چه دکن Feminist Hareket'in bu şarkılarından biridir ya İsyanı var bizde haksız yüzyılların özlemi var bizde geniş hayatların tam o geniş hayatlar dediğin şey aynı zamanda geniş hayat böyle hani sonsuz imkanlar barındıran bir hayat ya o seni böyle hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak hem duygusal olarak böyle sıkıştırmak istiyor yani yapmak istediği şey bu daha fazlasını hayal edeme daha fazla bir şey isteyeme yani senin mevcut yani maksimum en maksimumda mevcut olanı korumaya çalış onu bile yapama yani hani bunu istiyor yani ve senin onunla baş etmek için geliştirdiğin yöntem yine bir tane alana sıkışmak olmamalı bence yani o alanları çoğaltmak olmalı.